Ebu Osman-ı Hayri, büyük alim, evliya, kalbinde zerre kadar yer etmedi bu dünya. Günah işleyenlere kızmaz ama acırdı. Nasihat eyleyerek şefkatli davranırdı. Bir kişi inanmazdı onun büyüklüğüne. Yemeğe davet etti bir gün onu evine. Lakin iyi niyetle çağırmamıştı onu. Maksadı hakaret ve kırmaktı onurunu. O zat, peki diyerek onun bu davetine, söylediği saatte teşrif etti evine. Adam kapıyı açıp görünce onu ancak çok hakaretler etti kapısından kovarak. Dedi ki, niçin geldin? Geri dön, git evine. Ne de çok düşkünmüşsün davet yemeklerine. Ebu Osman-ı Hayri ona peki diyerek oradan geri döndü, hiç de incinmeyerek. Lakin gidiyordu ki kovulup kapısından, gel gel diye çağırdı bir daha arkasından. Ebu Osman kızmayıp bu hakaretlerine, tekrar icabet etti ikinci davetine. Lakin o kovdu yine, dedi, yoktur yiyecek, senin oburluğuna doğrusu yok diyecek. Geri döndü tekrardan. Kırılmamıştı zinhar. O ise arkasından çağırdı onu tekrar. Böylece birkaç kere geldi ve gitti ama yine hiç incinmeyip kızmadı o adama. O kişi bu hallere şaşırdı, etti hayret. Onun büyüklüğünü kabul etti nihayet. Dedi ki, birkaç kere hakaret ettim sana. Buna rağmen yine de hiç kızmadın sen bana. Bunun onda birini bana yapsalar şayet, fena halde kızardım, bunu bana izah et. Buyurdu, 40 senedir ne geldiyse başıma, hep Rabbim gönderiyor, hepsi gitti hoşuma. Ne ki ondan geliyor, hep iyi karşılarım. Özleyip beklediğim şeymiş gibi alırım. Çünkü Cenab-ı Hak'tan ne geliyorsa bize, bizim faydamızadır, olmaz aleyhimize. O çok özür dileyip elini öptü hemen. Ona talebe oldu o günden itibaren. Ebu Osman-ı Hayri alim ve evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Buyurdu, bir kulunu severse Hak Teâlâ, o kuluna gönderir dünyada dert ve bela. Geldikçe o kimseye bela ve musibetler, Rabbine daha fazla yalvarır, dua eder. Allah da ister onun hep dertli olmasını, zira sever o kulun böyle yalvarmasını. Lakin onu üsse de dünya mihnetleriyle, cennetteki yerini yükseltir böylelikle.